Hocam, ben bütün gün senin için üzüleyim, sen bir haber bile vermeden git. Ay sana hesap vereceğim Abidin. Nasılsın? İyiyim, sen? Nasıl yani? Bayağı iyisin, keder falan yok. Barıştın değil mi sen hocayla? Sen beni hiç tanımıyor musun? Tanıyorum, kessen barışmazsın seni. Aynen öyle. Bravo, tebrik ediyorum seni, süpersin kız. Ya bana bak, siz ikiniz dünden beri niye benim hayatıma karışıyorsunuz ya? Gidin, sıkıldım sizden. Abo, Malik, canım benim. Ne oldu lan? He, senin kupon tutmadı. Sökül bakalım paraları. Sabahtan beri bana inat edip duruyorsun. Yok Sinan Hoca şöyle barıştırır, yok buraya barıştırır. Ben böyle silmiştim, aha da barışmadılar. Ağır ol kardeşim, ağır ol. Hala süren var. Gün doğmadan neler doğar. İyi akşamlar hocam. Bu şehirden niye nefret ettiğimi bir kez daha anladım yani. İki saattir buradayım. Bir tane taksi çağırdım. Gelen giden yok. Güya duraktan yollayacaklardı ama dikildim kaldım burada öyle. İş çıkışı saati ya, trafik de vardır. O yüzden taksi gönderemezler. Nereye gidiyorsunuz? Ya ben buraları da çok bilmiyorum ama dur, adresi gönderdiler bak. Şurası. Aa, benim yolumun üstü. İsterseniz sizi bırakabilirim. Ya, sıkıntı olmasın şimdi sen. Yok, yolumun üstü dedim ya hocam, buyurun. Teşekkürler. Sarı tosba. Evet. Güzel. Hocam iyisiniz değil mi? Böyle kafanızı falan çarpmadınız yani. Yok, iyiyim, iyiyim Nisan'cığım. Çok teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Rica ederim, görüşürüz. Ya Nisan, kusura bakma dalgınlığıma geldi. Sen de gelmek istemez misin? Yok hocam, teşekkür ederim. Ya bak, içeridekilerin çoğu benim fakülteden sınıf arkadaşım. Yani meslektaşların yabancılık çekeceğini sanmıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim hocam ama... Yani ben davetli değilim, uygun olmaz. Aşk olsun Nisan'cığım, yani ben davet ediyorum seni. Üstelik senin için de çok yararlı olur çünkü içeride kim var biliyor musun? Profesör Doktor Akif Atılgan Hoca. Aa, gerçekten mi? Ben kendisinin makalelerini sürekli takip ederim. Ya, işte şimdi de aynı yerde oturup sohbet etme imkanın var. Bence bunu kaçırma. Farkı bir sayı. O yüzden... Ama bir şey söyleyeceğim. Olmaz ki hocam. Yani sen bir sus. Ya sussan ne olacak ki? Ay. Vay be, İstanbul'u hiç sevmeyen beyefendi İstanbul olup çıkıverdi ha. Vallahi beni biliyorsunuz, ben kendimi geliştirmeden duramam. Bu hastanede de çok iyi profesörler vardı. Yani onlarla çalışma şansını hayır diyemezdim. Nisan'da değil mi? Evet. Siz de Engin'in aynı hastanesiniz herhalde. Nisan çaylak da. Bu arada alın diyorsun değil mi? Yani hepimiz çaylak olduk, biz kendi aramızda takılırız öyle. Yok hocam, biliyorum, merak etmeyin. Güzel. Akif Hoca'nın son çıkan makalesini okudunuz mu? Aa, okumaz olur muyum? Gelsin, soracağım çok soru var. Ne kadar şanslısınız. Hepiniz Akif Hoca'dan ders alabilmişsiniz. Ah o dersler. Final sınavını hatırlıyor musunuz? Tek bir soru sordu. Ama hakkını yedirtmem hocamın. 5 saatte süre verdi yani. Ama soru öyle bir şeydi ki bütün ders kitaplarını yalayıp yutmak lazımdı. Bir de sonra çıkıp şey dedi ya. Ya aşk olsun çocuklar, epitopu bir tanecik soru sordum diye. Nisan'cığım, muhabbetten mi sıkıldın? Yok hocam, benim biraz canım sıkkın. Siz bana bakmayın. Peki. Hocam? Hocam? O Engin, seni görmek ne güzel. Sağ olun hocam. Artık İstanbul'dayım. En yakın zamanda da ziyaretinize gelmek istiyorum. Elbette, beklerim. Sağ olun. Cemil. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hocam nasılsınız? Sağ ol Elif'ciğim, sen? Teşekkürler. Murat. Nasılsınız hocam? Sağ ol Murat'cığım. Kızım, seni çıkaramadım. Yok hocam, ben maalesef sizin öğrenciniz olma şansını yakalayamadım. Demek hala bunamadın. Estağfurullah. Akif hocam hiçbir öğrencisini unutmaz Nisan'cığım. Hocam, Nisan da aslında sizin fari öğrenciniz sayılır. Yani bütün makalelerinizi takip ediyor. O da geleceğin parlak doktorlarından biri olacak. Çok güzel. Hadi buyurun bakalım. Ya anne nasıl böyle bir şey yaparsın? Ya nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Ya abisi bulursa? Yani Alican'a ya da Sevcan'a zarar verirse ne olacak? Ya merak etme çocuğum. Polisler abisini yakalamış. Artık tehlike kalmadı. Gitmek istedi yani ne yapalım? Zorla mı tutsaydık koskoca kadını? Ya öyle söylesen anneciğim. Tamam. Şimdi kapatmam lazım sonra konuşuruz. Tamam. Tamam çocuğum. İkna oldu gibi. Olmuştur tabii anneciğim. Senin ikna kabiliyetinin yarısı bende olsa Brad Pitt Angelina'yı bırakıp benimle evlenmişti biliyorsun ki. Ya bana bak. Bu karakola gidip bu işin peşini takip etmeye kalkmasın. Baba. Tahtayı vur anneciğim ya. Nasıl konuşuyorsun? Bırak şu batıl şeyleri sen de. Allah Allah. Keşke biraz daha kalsaydın. Benim için yeterli hocam. Hem sayenizde Akif hocayla tanıştım. Çok güzel arkadaşlarınız var. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.